İyi akşamüstleri Yeni Çağ TV'de YouTube kanalında özel bir yayınla bugün birlikteyiz. Uzun zamandır böyle hasret kalmıştık. Biz de bu vesileyle hem Meral Hanım'la ekranda hasret gidereceğiz hem sizi buluşturmuş olacağız. Ben hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş buldum da diyorum. Bu arada bizim genel merkezin konferans salonunda yapıyoruz bu programı. Çünkü bugün bizim bir tanıtım programımız vardı göçle ilgili. Dolayısıyla siz nezaket gösterdiniz, geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ben de kanalınıza hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle ben bütün izleyicilerimizden, okuyucularımızdan da bu vesileyle özür dilemek istiyorum. Çünkü bugün aslında sizin çok sık gündeme getirdiğiniz, yani bizim sabahtan akşama günlerce konuşmamız gereken tek konu belki de yaşanan derin yoksulluk dedikleri o Evet. işte şey, Evet. sefalet düzeyi, açlık Evet, ve evet. işte doymadan çocukların uyuyor olması, siz çok sık konuşuyor, onlara da geleceğiz. Ama bir de siyaseti şekillendiren maalesef Türkiye'de bunlar değil, bir de dayatılan bir gündem var bize ve siyasiler o gündem üzerinden aslında biraz da karnelerini dolduruyorlar. Dolayısıyla biraz onu konuşmaya çalışacağız, biraz işin bu tarafını konuşmaya çalışacağız. Çok sıcak gündem. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üst üste verdiği iki röportajdaki sözler çok tartışıldı. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağım ben ama biraz da şöyle, yani algı nasıl oluşur diye de sormak istiyorum. Mesela siz altılı masada en başında ben başbakan olacağım, cumhurbaşkanı olmayacağım Aday diye değilim dedim. ilan etmiş ve bu polemiğin dışına çekmiş bir lidersiniz kendinizi. Ama böyle olmasaydı ve ben size o röportajlardan birini yapıyor olsaydım ve deseydim ki işte cumhurbaşkanı adayı oldunuz ve seçildiniz, nerede otururdunuz? Ne cevap verirdiniz? Şimdi Cumhurbaşkanı adayı değilim. Dolayısıyla ben başbakan inşallah Allah nasip eder, milletimiz teveccüh gösterirse başbakanlığa talibim. Bunun için de partimin birinci parti olması gerekiyor. Yani bir pazarlık neticesinde bir talep değil bu. Milletimizin teveccühüyle. Şimdi biz Cumhurbaşkanı'nı seçtikten sonra Cumhurbaşkanı'nı önce bir Çankaya'ya yerleştireceğiz. Benimki kolay. Evet. Ve şey, mesela hani bir siyasi parti genel başkanı, konuyu sizin nasıl okuduğunuzu soracağım ama yani şey diye sorulduğunda, uzlaşılması halinde adaylığa hazır mısınız diye sorulduğunda hazır değilim diyebilir mi? Diyemez. Tabii ki. Yani şimdi bakın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun beyanı üzerinden yol gidilirse eğer, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun davetiyle altı, yani kendisiyle beraber altı genel başkan bir masanın etrafında toplandı. Şimdi biz önce bunu hatırlatmak isterim. 24 Haziran 2018'de 4 parti Millet İttifakı'nı kurduk. Ama iki ayrı adayın çevresinde toplandık. Biri Sayın İnce'ydi, birisi ben, özür dilerim, üç adayın. Biri de Temel biri Sayın vardı. Temel Karamollaoğlu'ydu. Dolayısıyla ama işte Demokrat Parti bizim listemizden girdiği için onlar da beni desteklediler. Şimdi böyle bir çerçeve içine gittik. Sonra seçilmedi. Sayın Erdoğan tekrar seçildi ve devam etti. Bunun üzerine 31 Mart'a giderken biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir teklif götürdük. Yani İyi Parti olarak bir teklif götürdük. Dedik ki 31 Mart seçimlerine birlikte ittifak yaparak gidelim. Onlar da düşündü, taşındı. Bir ay kadar bir çalıştılar kendi aralarında. Bir ay sonra bize geri döndüler. Ve dediler ki ben çok aceleci bir insanımdır, siz beni Evet. iyi tanıyorsunuz. Buna rağmen biraz sabır hacı şeklinde olduk ve sonuç itibariyle geri döndüler, birlikte gittik. Şimdi bu birlikte gitmenin neticesinde bu yan yana, yani Millet İttifakı ikili hale düştü. Ya yani şey döndü. İki parti bir ittifak kurduk. Demokrat Parti'de, Saadet Parti'de hemen hemen her yerde aday gösterdiler. Biz de paylaştık. Şimdi buradaki bizim hedefimiz İyi Parti ve benim hedefim, yani partili arkadaşlarım, benim hedefim İstanbul ve Ankara'ydı. Hep söylüyoruz. Ankara'daki adaylığında Sayın Mansur Yavaş'ın bizim faydamız dokundu. Olmasında etkimiz oldu. İstanbul'daki adayın tercihi Sayın Kılıçdaroğlu'ndur. Onun ferasetidir ve netice itibariyle Sayın Ekrem İmamoğlu da seçildi. Biz orada gerçekten bu iki partinin Millet İttifakı'nın devam ettirmiş olması büyük bir sinerji yarattı ve Türkiye'deki işte seçim sonuçlarını biliyorsunuz. Bunu da koyduk. Şimdi o altılı masayı yan yana getiren Sayın Kılıçdaroğlu.
Sayın Kılıçdaroğlu bu 6 liderin bulunduğu masadan bir cumhurbaşkanı adayı çıkmasını istedi. Yani şeyi o kamuoyuyla verdiği mesaj, bizlerle yaptığı konuşmalar o. Şimdi bu altılı masanın içinde iki parti olarak biz bir taraftan Millet İttifakı'yız. Diğer arkadaşlarımızın henüz bu ittifak içinde yer alıp almayacağı ayrı bir şey konu. Ama esas olan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili el sıkıştık. 28 Şubat'ta bunu açıkladık. Dolayısıyla orada bir birlikteliğimiz var. Şimdi ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanına talibim dedikten sonra şimdi o masada Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hayır ben değilim diyen tek kişi benim. Şimdi dolayısıyla diğer 5 arkadaşın yani o liderler arasından bir talip olma durumu söz konusuysa eğer bunu biz hiç konuşmadık. Dolayısıyla hepsinin aday olma hakkı var. Çok saygıdeğer bir davranış biçimi. Diğer taraftan ama tek aday üzerinden yürümeyi doğru bulduğumuzda deklar ettik. Gene Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu masadan çıkacak olan adayın vasıflarına dair ilan ettiği, çeşitli televizyon röportajlarında ilan ettiği ilkeler, şeyler var, vasıflar var, sıfatlar var. Ben onları her fırsatta doğru olduğunu söyledim. Ve kazanacak bir adayla benim eklediğim şey o, çok başından beri kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekti. Hala burada duruyoruz. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına dair söylediği altı bu masada oturan genel başkanlar yani böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım, onur duyarım. Elbette çok saygıdeğer. Ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı. Peki bir şey yöntem belirlenme, yani isim konuşulmadı. Bunu çok sık zaten tekrarladınız. Yöntem yani o isimler mesela şimdi Kemal Bey işte benim adaylığımı konuşalım diye diyebilir. Gelebilir mi masaya? Yani diyebilir. Hakkıdır. Bakın hakkıdır. Hayır. Yok, metotla ilgili yani metoda dair ben neye göre bilirim? Henüz şudur diyemem. Çünkü o masadan her toplantıdan sonra en az konuşan kişi benim. Yani neyse o. Dolayısıyla çünkü en aslında pozisyonu rahat olan da benim ve o masanın başarıya ulaşmasını isteyen de benim. Tek adayla gidilmesini sağlayabilmek için ta 2021 sanıyorum Eylül ortasıydı. Halk Televizyonu'ndan, Halk TV'den ben aday maday değilim diyen de benim. Dolayısıyla şimdi bir tecrübem var benim. Aday olduk biz hep beraber. Ve muhalif seçmen çok heyecanlandı. O seçmen yani o hayal ettiği birinci turda geçeriz hayali gerçekleşmeyince çok yerle bir oldu psikolojik olarak. Şimdi biz o seçmeni 31 Mart'ta ayağa kaldırdık. Bir başarı öyküsü yazarak. İki siyasi parti olarak bir başarı öyküsü yazdık ve ayağa kaldırdık. Şimdi o seçmenin talepleri var, hayalleri var, heyecanı var. Şimdi o seçmenin içine bir de AK Parti'den artık bizar olmuş çeşitli nedenlerle çok mutsuz, buradan artık bir şey olmaz diyen seçmenin de bir kısmı arafta duruyor. Bir kısmı da bu altılı masanın mensubu olan siyasi partilere dağılıyor. Yani yeni seçmen de oraya AK Parti'den kopan seçmen de geliyor. Şimdi o 2018'de 24 Haziran'daki o muhalif seçmenin arasına. İşte böyle bir durumda dolayısıyla bir heyecan var tabii. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan. Şimdi bizim ise aslında tartıştırmaya gayret ettiğimiz şey bu ucube sistem. Biz tekrar söylüyorum 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın ittifak haline döndüğümüzde diyelim ki Millet İttifakı olduk hepimiz beraber. Millet İttifakı'nın aday gösterdiği 13. Cumhurbaşkanı olacak o kişi. Fakat bu iş ondan bitmiyor. Biz behemehal parlamenter sisteme geçmek durumundayız. Çünkü bugünkü mesele Sayın Erdoğan değil. Şahıslardan bağımsız. Bu bir ucube sistemdir. Bir kişinin iki dudağı arasında onun söylediği kelimelerin yazıldığı, kanun hükmünde kararname ile her şeye karar verilen bir sistemin devamı bu ülke için doğru değil,
bu ülkenin gerçekten, yani ne diyeyim ki ben, Güney Amerika, Afrika ülkeleriyle eşdeğer hale gelmesine sebep olur. O nedenle hürriyetin kısıtlandığı, sizin neslin temsil ettiği o kadın, erkek, o neslin, insanların nefes alamadığı, sizden sonraki neslin yani bu ülkeye dair umudunun ortadan kalktığı, bir sonraki yani şimdi Z kuşağı denilen, siz Y'siniz, onlar Z, değil mi? Siz Y oluyorsunuz, onlar Z, öyle dersek eğer. Bu yeni nesil gençliğin ise yani Türkiye'ye dair iş, istihdam hayallerine yönelik hiçbir umudunun kalmadığı bir Türkiye'nin, sadece Cumhurbaşkanı kim olacak üzerine, çok önemli Cumhurbaşkanı kim olacak, bakın ona, onu hafifletmiyorum. Ama sadece onun tartışılması, bu ucube sistemin tartışılmaması da her şeyden önce seçmene haksızlık olarak görüyorum ben. Ben isimden ziyade usulden, evet, bahsediyorum aslında, evet, çok kısa. Mesela şimdi bu açıklamalarından sonra Kemal Bey'in işte iki gündür gün boyu bütün ekranlarda şu tartışılıyor. Yani bu açıklamadan sonra altılı masanın hayır deme şansı kalmadı Kılıçdaroğlu'na. Bu bir tahakküm şey, yani bir böyle kekremsi bir tat yaratır mı masada? Onu bilmiyorum ben. Benim açımdan, ben Sayın Kılıçdaroğlu ben adayım buyurun kısmını öyle algılamadım. Yani insanlara soru soruluyor bakın. Evet. Şimdi yani bizlere bir soru soruluyor. O soruya cevap veriyorsunuz. Soru o cevap, hiç o soru yokmuş da kendimizden söylemişiz diye kafamıza göre söylemişiz gibi lanse ediliyor. Şimdi Türkiye'deki sistem bu. Dolayısıyla soru ve verilen cevap var. Dolayısıyla son derece saygıdeğer bir durum. Başta aynı soruları o yüzden size yönelttim, evet, aslında. Yani cevabı kaçınılmaz olan soruların yöneltilmeye, evet, başlanması, evet, da masayı bir yere yönlendirme gibi bir günah, bir yeni bir faza mı geçiliyor bir sanki? Birçok yani... şey, şimdi bakın Türkiye'de yani bu muhalefetin bir araya gelmesi, ya yani birbirinden ne kadar farklı, evet, geleneklerden gelen siyasiler o masada, önce o gelenekleri temsil ederek birbirimizi incitmemeyi, asgari müştereklerimizin öne çıkmasını ve farklılıklarımıza da saygı duyup onları birbirimizi tırmalama metodu olarak kullanmamayı, ama o farklılıklara da saygı duyarak yol yürümeyi ve bunun neticesinde birbirimize güvenmeyi öğreniyoruz biz. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Şimdi böyle bakıldığında mesela o masada her iki tarafı da çok uzun zamandır aktif politika yapan nadir kadınlardan olduğum için her iki tarafı da, ya da bulunduğum aile geçmişim sebebiyle en uzun süreli tanıyan benim. Şimdi herkes birbirini daha yakından tanıyor. Ve burada aslında bu ülke için ortak yapabileceğimiz pek çok iyiliğin olduğunu, iyi tutumun olduğunu, doğru tutumun olduğunu görüyoruz biz. Şimdi bunu belki hızlıca ortadan kaldırıp bu ilerlemeyi acele ettirmeye, İşte şöyle mi olsun, böyle mi olsun deyip buraya, evet, ya yani o masaya herkesi birbirine düşürmeye dair bir ittirme olabilir. Ben onu bilmiyorum. Hı-hı. Yani dediğim gibi yani o da olabilir. Gösterdiğiniz özeni, yani bu işte uzlaşmanın ne kadar çok sürekli tekrarlıyorsunuz. Yani, evet, yani oradaki farklı değerlerle aslında, evet, bir arada olabilmenin. Ve çok dikkatli bir dil kullanıyorsunuz. Çok, çok fazla dikkatli bir dil kullanıyorsunuz. Evet, evet, çok. Çünkü ben Türkiye'nin... Bu özeni görüyor musunuz? Aynı özeni. Yani liderlerden yani söz etmiyorum. Şimdi şöyle, daha geniş bunlar yerden olur. Bakın yani daha net konuşalım. Muhtemelen Gürsel Bey üzerinden konuşuyorsunuzdur. Belki öyle o sordunuz. O da... Şimdi mesela onun üzerinden gidersek, hı hı hı, bugünün tartışması o. Evet, evet. Şimdi parti Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli, CHP'nin kilit taşlarından birisidir. Dolayısıyla böyle bir yani cümle kurduğuna göre, böyle bir kanaat belirttiğine göre, şimdi partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Hı. Şimdi biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir siyasi partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişki kuracağına dair bir dayatmaya girişmedik. Hı hı. Masanın dışında, tekrar söylüyorum, hangi siyasi partiyle hangi ilişkileri veya hangi ilişki de demeyelim, hangi iletişimi kuracaklarına biz
herhangi bir dayatmada bulunmadık. Bu ilişkilere saygı duyduk. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimimize herkes saygı duymak zorunda. Şimdi bunu böyle dedikten sonra başka bir şey söyleyeceğim. Bakın Türkiye'de uzunca bir zamandır bizi Cumhur İttifakı'nın bileşenleri ve onların taraftarı, bakın taraftarı diyorum, HDP ile terbiye etmeye çalışıyor. Bu kelimeyi özel olarak seçtim. Bu arada da kendini HDP'nin de üzerinde patron gibi gören, yani bu şeyde muvafık takım, bir de muhalif takımın içinde onlar da bizi HDP ile terbiye etmeye çalışıyor. Onlar da yani HDP'nin üstünde bir yetkili tavır gibi. Bütün bunların içinde çok üzüldüğümüz bir şey oluyor. Sonuçta bu terbiye etme metodunun Kürtlere dair bir sövgüye döndüğünü gördüm. Evet. Ve ben gittiğim her yerde bu konuda birey olarak terbiye edilmeye, yani ona yönelik organize edilmiş insanlarla karşılaştığım zaman söylediğim bir şey var. Ne yaparsanız yapın, ben Kürtlere sövmeyeceğim kardeşim. Onları incitmeyeceğim. Şimdi bu tarafa söylediğim bu. Diğer taraf ise öyle enteresan bir şey ki Kürtleri bir çuvala doldurup ve bunların hepsi Türk biliyor musunuz? Bir çuvala doldurup sahibi, yani onlar maraba, bu arkadaşlar da sahipleriymiş gibi. Biz bunu da reddediyoruz. Her ikisi de çok incitici. Bakın Selcan kardeşim, biz çalışıyoruz. Kadın çalışıyoruz biz. Şimdi odak grupların içinde 3 tane videodan bahsedeyim size. Şu anda o odak gruplarda AK Parti seçmeni beni sordular. Bu hanımlar, kadınlar hızlıca başladılar, eller böyle. Kürtleri seviyor, Kürtlerin yanında duruyor. 3 Kürt kızı varmış, o çıktı ortaya. Biri kafayı kaldırdı, gözler, yani bir acı var o gözün içinde. Dedi ki, Kürt demesek, PKK desek, HDP desek, hayır dendi. Bu ülkede, bakın benim ısrarla üzerinde durduğum şey şu, Güneydoğu'da biz eğer PKK silahlı, ayrılıkçı bir terör örgütüdür. Ama o terör örgütüyle bu cumhuriyetin her türlü meşru gücü mücadele ederken, o meşru gücün içinde orada yaşayan Kürt aileler de mücadele etmemiş olsaydı biz neyi konuşacaktık? Bir, biz dün il başkanlarımıza bir toplantı yaptık. Güneydoğu Anadolu il başkanlarımızdan birisi çıktı dedi ki, benim ailemden 5 şehit var. Hiç bunlar konuşulmuyor. Gene yıllar evvel meşhur açılımlar, saçılımlar yapıldığında Güneydoğu'dan çok önemli bir büyük ailenin başı aramıştı beni. Ben bunu televizyonlardan söyledim o zaman. Dedi ki, Meral kardeşim, geldin evimde kaldın. PKK'ya karşı mücadele ettik. Bugün Sayın Erdoğan'ın beyanatından sonra bana torunlarım, yeğenlerim diyor ki, biz Kürtlere ihanet mi ettik? Şimdi bunu da bir yere koyun. Oradan bugüne Meral Akşener denildiği anda Kürtleri seviyor, Kürtlerin yanında duruyor. Oradan bir başka AK Partili seçmen bu kardeşimiz de dönüp diyor ki, Kürt demesek, PKK desek, HDP desek. İşte korktuğum budur. İşte korktuğum budur. Bunu her iki tarafta bize yapmaya çalıştı. Kavramsal bilgileri özellikle Cumhur İttifakı'nın takımının sıfır olduğu için biz bu terbiye etme metoduna karşı direndik. Mümkün olduğunca
Yani belli bir tutum göstermeye gayret ettik. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben Sayın Gürsel Tekin'in konuşmasından sonraki faslı çok dikkatle takip ettim. Her Eylül ayında bize bir linç festivali başlar bu ülkede. İyi Parti'ye bir linç festivali. Bu linç festivali yeniden başladı. Bunun içinde muvafık tayfa da var. Bakın, muvafık tayfa da var, muhalif tayfa da var. Biz buna alışkınız. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bizim, tekrar söylüyorum, o masada bulunan her bir siyasi partinin başka partilerle olan iletişimine biz nasıl saygı duyuyorsak, bizim de başka partilere olan tutumumuza, iletişim biçimimize, duruşumuza saygı duymak herkesin mecburiyetidir. Saygı kelimesinden bahsediyorum. Bizim HDP'ye dair ise görüşlerimiz çok bellidir. Defalarca söylendi. Bunları, yani habire tekrarlamanın da bir nevi zafiyet haline geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizim tutumumuz açık, net ama tekrar söylüyorum, Kürtleri incitmemek üzerine kurulu bir tutumdur. Kimse Kürt'ün, kimse Kürtlerin hamisi de değil, sahibi de değil. Biz bir tek şeye inanıyoruz, o nüfus cüzdanına. O nüfus cüzdanına sahip olan her bir vatandaş, etnik aidiyetinden bağımsız, dini aidiyetinden, inanç aidiyetinden bağımsız, bu ülkenin birinci sınıf, birinci derecede şerefli vatandaşı. Bizim bütün anayasalarımız gruplarla değil, bireylerle el sıkışmıştır. Toplumsal sözleşmemiz birey üzerindendir. Dolayısıyla bunun arkasında durmaya devam edeceğiz. Makulün peşinde koşmaya devam edeceğiz. Siz festivale kolay gelsin. Geçmişte de aslında, yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinizde de bu işte Kürtlerden oy alınmaz meselesi çok tartışıldı. O zaman geçen bir yorum yaptınız bir katıldığınız programda. O zaman Abdullah Gül projesine itirazımdan dolayı da hedef oldum aslında. Evet. Bir kampanyanın hedefi oldum dediniz. Evet, şimdi neden dolayı hedeftiniz? Şimdi, hayır, şu netlikte, hayır, şu netlikte söyleyeyim. Biz Türkiye'de X, Y, Z partilerin anahtar olduğunu iddia eden bir dil var, bir sistem var, bir ümit var. Şimdi bu ucube sistem Türkiye'yi nereye getirdi? Bu ucube sistemin failleri kimlerdir? Onun unutturulduğu bir süreç bu. Bu ucube sistemin faillerinden birisi Sayın Erdoğan'dır, birisi Sayın Bahçeli'dir. Bu ucube sistem Türkiye'ye uygun bir sistem değildir. Birincisi bu. İkincisi, sürekli olarak etnik aidiyet üzerinden yapılan tanımlarla konuşuluyor. Doğal olarak insanları rencide eden bir durum. Şimdi Kürtlerin rencide edilmemesi, incitilmemesi üzerinden dururken, bu arada da 10 seçmenin ikisi Kürt, 8'i Türk. Bu arada da Türkler de hiç konuşulmuyor. Türkler kime oy verecek? Evet. Şimdi tamam mı? Bunun son derece yanlış, Türkiye'yi ruhen bölen bir davranış biçimi olduğunu düşünüyorum. Şimdi malum çevrelerin ümit bağladığı sistemleri, anahtarları İYİ Parti ortadan kaldırdı. İYİ Parti bugün Türkiye'nin kilit taşı durumundadır. Dürüst, açık ve milletimizden yana kimseyi incitmemeye gayret eden, makulün peşinde olan bir siyasi organizasyonuz, bir siyasi partiyiz biz. Dolayısıyla bu seçmenimiz tarafından, milletimiz tarafından anlaşıldı ve en hızlı demeyeyim ama en sürekli, en düzenli oyu artan siyasi parti biziz. Dolayısıyla yani yeni kurulmuşuz, paldır küldür seçime gitmişiz. İşte 9.97, yani %10 civarında oy almışız, grup kurmuşuz ve 5. yılımızı 25 Ekim, bu işte 25 Ekim'de dolduracağız. 5 yıllık bir siyasi parti olarak, yani kimine göre %16, araştırmacıların tümü için konuşuyorum. Kimine göre %21, kimine göre %20, kimine göre %18,5 gibi, 19 gibi bulunan, yani araştırmacılar onu buluyor. Vay, niye onu buluyorsunuz da demiyorum. Şudur, şudur da demiyorum. Ama her birinde yükselen bir ivmesi olan bir siyasi parti biziz.
bu kadar yeni olmamıza rağmen böyle bir ivme kazandık. O da anahtar olma durumunu bazılarının, yani çok zevk alarak, keyif alarak ve Türkiye'yi böyle ayrıştıracak bir dilin oluşmasına sebep olan o anahtar olma rolünü ortadan kaldırıyor. Bu seneki festivalin çok daha sert olmasına sebep oldu. İşte oranların dışında bir de o özgül ağırlık meselesi. Yani yüzde kaçtan bağımsız olarak muhtemel iktidarın ortaklarından ya da işte Türkiye'nin yeni yönetiminin ortaklarından bir tanesi olarak görülmek. Tabii işte bu yaştaki bir parti için önemli. Dediğiniz gibi belki de meselenin özü o. Şimdi bir protokolle Cumhurbaşkanı adayını ilan ederken aynı zamanda bir protokol de ilan edileceğini, bir taahhütname aslında halka söylediniz. Şimdi bunu daha önce söylediğiniz için zaman da çok hızlı geçiyor. Çok böyle detaya girmeyeceğim ama ben şeyi merak ediyorum. Yani o kadar büyük bir güç ki, yani o kadar geniş yetkiler ki. Yani ya aday şey derse, ya ben çok sevdim bu işi. Yok diyemem. Bu yetkiler çok. Peki bunun bir yap, yani nasıl engel olacaksın? Yok şimdi bakın, şöyle bir şey var. Yani neticede vatandaşa, milletimize onu ilan edeceksiniz. Bizim imzamızın da bulunduğu, adayın imzasının da bulunduğu bir taahhütname o. Yani bir nevi protokol metni gibi bizim aramızda, diğer taraftan da adayın, yani muhalif seçmenden veya işte muhalefete doğru yolculuk yapan seçmenden oy isterken, yani yapılacak şey, hadi şunu göstereyim de bugün onu yaptık örnek olsun diye, hem de reklamını yapmış olalım. Bu taahhütnameyi ortaya koyarak gidecek bir adayın kazandıktan sonra bu taahhütnameyi yok saymasını, yani ben onu mümkün olarak görmüyorum. Dolayısıyla biz nasıl geçilecek, kaç zamanda geçilecek, nasıl yapılacak, bu yetkilerin kullanımı, yani parlamenter sisteme geçinceye kadar bu yetkilerin kullanımı nasıl olacak, bunların hepsini altını imzalayıp kamuoyuyla, milletimizle paylaşıp milletimizin oyunu öyle isteyeceğiz biz. Yani ondan sonra o seçmene yalan atıldığı zaman zaten onu, ya batsın bu dünya olur ya, o zaman o olmaz. Söz, o kadar hiç net aklım sözlerin ucundan çiğnendiği bir iktidarla ama yok, şey, hayır, yok, terbiye yani, edildik ki işte az önce dediğimiz yok, gibi 18 yok, yıldır yok, 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 sorma yok, ihtiyacı yok duyuyoruz. Ama ben, yani o öyle bir şey, o yani işte o aldatılmış, o üzülmüş seçmene, o yani bu ülkeyle ilgili, yani son umut olarak buraya bakıp, ben öyle gençler görüyorum ki, çok gezdiğim için, evet, diyor ki yani kazandınız, kazanamadınız, gittiniz, yani kazanamazsanız biz gidiyoruz diyor insanlar, gencecik çocuklarımız. Şimdi oradan bizi bekliyor, alıkoymuş, kazanacağız biz bu işi. Ben de onlara bekleyin, az kaldı, kazanacağız diyorum. Ondan sonra o insanların aldatılması demek, yani benim bunu kabul etmem, düşünmem bile mümkün değil. Yandı bundan vazgeçen kişi. Diyorsun. Bakın söylüyorum. Gösterince ben size söylüyorum, bir kadını düşman edinmeyin. Bence de. Evet. Bir şey, strateji, evet, belgesini gösterdiniz. Evet. Önemli göçle bir toplantı, evet, göçle, evet, ilgili. Orada çok önemli bir şey var. Tarih veriyorsunuz. Evet. 1 Eylül 2016'da bu iş bitecek. 2026'da. 2026'da bitecek bu iş diyorsunuz. 3 yılda göndereceğiz diyoruz. Böyle bir sorun, evet, kalmayacak. Hayır, kalmayacak diyoruz. Çeşitli, bugün açıklandı. Belki yani programımızın zamanı az. Evet. Arkadaşlar da anlatıyorlar. Detayına, evet. Dolayısıyla ben sadece çok detay vermiyorum ama yani, evet, gün yani veriyorsunuz. Bu konuda veriyorsunuz. Çok ciddi çalışıldı. Hı-hı. En uzun süredir çalışan parti biziz. 2019'da da bir çalıştay yapmıştık. Onun üzerine koya koya geldik. Bugün yapılan sunumda kamuoyuyla paylaştık. Ve bunu şimdi milletimize mal etmeye çalışacağız. Bu bir söz. Şeyi önemsedim. Gerekirse geri kabul anlaşmasını da arka evet, bileyim, feshederiz, evet, diyorsunuz. Feshederiz yani diyoruz, evet. Partinize ve Millet İttifakı'na ve altın masaya dönük şey var ya, işte dış güçlerin uzantısı. Burada bir şey de var aslında. Yani meydan okuma da var. Tabii. Bunu da yapıyorsunuz. Tabii. Yani açıkça. Ama Türkiye şimdi bakın ne halde. Şimdi yalnız bir kere daha hani hızlıca da ona değineyim. Bu göç meselesi, sığınmacı meselesi, işte düzensiz göç meselesi vesaire, bunlar gerçekten Türkiye'nin canını okuyan, geleceğine yönelik çok büyük bir atom bombası. Yani o vaziyette demografisini değiştiren, ama şu anda Türkiye'nin kendi içinde, içimizde yaşanan pek çok sorundan dolayı öfke dolu insanlarımızın
bu işin sorumlularını unutup, yani Sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarını unutup, Suriyelisiymiş, Afganlısıymış, onların üzerine fiziki olarak yönlenmesini çok doğru bulmadığımı buradan ifade etmek isterim. Gençlerimizin, milletimizin öfkesini yöneltecekleri yer sandıkta Sayın Erdoğan ve bu iktidarı göndermek olmalıdır. Evet. Onun için de bu netlikte, cek cak demeden, hı-hı, bu netlikte göndereceğiz kardeşim diyoruz. Aslında ekonomiye zaman kalsın istiyorum. O yüzden çok soruldu. Geçen gün aslında izah ettiniz bu KHK'lılar meselesini ama çok organize çalıştıkları için soru yağmuruna tutuyorlar. Şimdi orada siz ölçünüzü söylediniz. İşte ya beraat etmiş olacak ya takipsizlik almış olacak. İşte ihraç edip geri dönüşlerle ilgili. Evet. Kemal Bey kendi ölçüsünü önce bir yanlış anlaşıldı sonra o da bir ölçü koydu aynı şekilde. Ben yine aynı az önceki şüpheyle aldatılmışlık ve kandırılmışlıktan kaynaklanan şey diyeceğim. Peki mahkeme kararlarına yani o takipsizliklere, o beraatlere ne kadar güveneceğiz? Çünkü şimdi, FETÖ borsası gibi şöyle bir şey. Benim gördüğüm şu. Hı. Bu ülkede hangi sistemin içinde olursa olsun garipler yanar. Garibanlar yanar. Parası olmayan fakirler yanar. Hı. Dolayısıyla zaten zengin olanlar kaç, süper zengin olanlar kaçtı. Orta karar zenginler FETÖ borsalarıyla aldılar. Ama bir de garibanlar var. Zaten o FETÖ borsasından beraat etmişler, onu olmuşlar, bunu onların, onun bizle alakası yok. Onların tenezzülü yok. Onlar zaten iktidar paralıyı seviyor, onlar ahbap. Orada yani oradan en ufak bir talep yok. Yani o ayrı ama bir de garibanlar var. Gerçekten garibanlar. O bugünün yargısında, yani bugünün yargısında hakikaten parası pulu olmamış ama mücadele etmiş, işte delilini sunmuş, öyle olmuş, böyle olmuş, şey alan, beraat alan, takipsizlik alan, hatta öyle var ki hiç hakkında soruşturma açılmamış olanlar falan var. Bizim bu arkadaşlara ilişkin, bu insanlara ilişkin bakış açımız şu, özlük haklarının iadesi. Hı hı. Şimdi de güvenlik personelinin, yani Türkiye'nin güvenlik birimlerinin, birimlerinin personelinin içinde o personeli oraya almak, almamak konusunda bir tutum olabilir. Hı. Benim dediğim, yani oraya hop oraya koyun anlamında değil, özlük haklarının iadesi, yani iş bulma imkanının ekonomik bir, yani zamanda işte beraat almış, o maaşının başka bir yerde görevlendirilerek o maaşın alınması anlamında söylüyorum. Aç açık bırakamayız. Bakın biz iki, yani sokakta gezerken çok da farklı şeyler görüyorsunuz. Yani bütün anneler geliyor diyor ki benim çocuğum suçsuz işte şu kadar yatıyor. Ona diyecek bir şeyimiz yok. Ama elinde kağıdı geliyor diyor ki ben beraat ettim. Aha da bu. Ama ayağında ayakkabı ona göre, üstündeki tişört ona göre. Yani o para bulup da orayı parayla alması mümkün değil. Onu da ayırt etmek mümkün. Şey gibi geliyor yani, olabilir mi? Şeylerin iadesi. Özlük haklarının dediğim o maaş meselesini. Bizde mesela Ahmet Zeki Üçok Bey bize bir sunum yaptı GİK'e. Onun da aynı önerisi var bu konuda. Çok ilginç. Mesela dediği şey şu. Biz de Ergenekon'dan yatarken maaşlarımızı almaya devam ettik. Hı-hı. Yani sıfır noktasında belli oranda, bırakamayız evet, diyor. Evet yani bu işte şeyler alınır. Evet, üçte iki falan alınır. Yani üçte biri kesilir. Eskiden üçte birdi. Şimdi ne kadardır onu şimdi hatırlamıyorum. Hı-hı. Ama yani günlük tamam, hayatı bir şekilde sürdürebilecek bir şey devam etti diyor. Yani ceza alıncaya kadar ki fasıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani ona bakmak lazım. Onun için söyledim. Siz sokaktasınız sürekli Türkiye'nin her yerinde ve şey beni çok etkiliyor. Yani bu defalarca da yazdım. Anlattığınız insan hikayeleri. Evet. Ve hatta dinlerken de sinirlerim bozuluyor. Bir anne olarak her şeyden önce sinirlerim bozuluyor. Yazarken de sinirlerim bozuluyor. Çünkü gerçekten yani geçtiğimiz günlerde işte yine genç bir anne kameralara feryat ediyordu. Yani gerçekten çocuğu aç uyuyan insanlar tabii var çok Türkiye'de. Bu ülkede var.
Şimdi bakıyoruz 12 yaşında çocuk işte enflasyonu biliyor, TÜİ'yi biliyor, ENAG'ı biliyor. İşte benzinin zamlanmasının muhtemel sonuçlarını biliyor. Niye? Hani şey derlerdi ya eskiden. İşte şey bir vesayet şeyi olarak böyle eşi olarak. Niye herkes işte kuvvet komutanlarının onu bilmek zor. Peki niye bugün sivil vesayet ortamı? Evet. 12 yaşında bir çocuk niye bu bir iktisatçı kadar bilgi sahibi olmak zorunda bütün bu konularda? Maalesef bunun şimdi... Bu iktidarın kendine göre bir bakış açısı. Şimdi Sayın Erdoğan, Tayyip Bey böyle her şeyi biliyor ya, tarihçi, efendim ekonomist, tıp doktoru, yani her konuda derin bilgisi var. Öyle olduğu için bugün gelinen nokta bu. Bir defa çok kayırılma var. İnanılmaz bu kayırma hikayeleri var ve yerle bir etmiş vatandaş. Müthiş bir gelir dengesizliği var. Neredeyse yani ölçümler %50 civarında asgari ücret gibi görünüyor ama ben sokakta gördüğüm inanıyorum ki %70'lerde asgari ücret, herkes asgari ücretle çalışıyor. 2500 lirayken asgari ücret alım gücüyle 5500 liradaki alım gücü, asgari ücretin alım gücü arasında dağlar kadar fark var. Asgari ücretli çalışan bir garsonun evi. Kira uçmuş. Buzdolabını açıyorsunuz, içinde makarna var. 3 tane çocuk. Çocuğun küçük olanını alıyorsunuz, kemikler eline geliyor. Selcan Hanım, o evler nasıl evler biliyor musunuz? Bugünün Türkiye'sinde ya bodrum katları, küf var, büyük oranda çocuklar astım. Şimdi 15 yaşındaki çocuğa baktığınız zaman, öbürünü alıyorsunuz kız erkek fark etmiyor. 3,5, 2 yaşındaki çocuklara bakıyorsunuz böyle elinize kemik geliyor. 14-15 yaşında ergenliğe girdikten sonra da sadece şeyle beslenmenin getirdiği ağırlığı protein olmayan karbonhidratla beslenmenin getirdiği bir başka obeziteyle karşılaşıyorsunuz. Nasıl bir mutsuzluk var anlatmam mümkün değil. Bu arada bu dijital dünyayla bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki. Bir ev düşünün. Astım hastası bir çocuk. Yan komşu geldi o eve. Mardinli bir aile, Iğdırlı bir aile geldi. İsimlerini vermeyeceğim. Bir 12-13 yaşlarında bir çocuk. Abi ağır otistik. Nasıl konuşuyor biliyor musunuz? Nokta virgül yok. Çünkü abi gecesi, yani abinin yanında konuşulduğu zaman abi sinirleniyor, ortalığı yıkıyor. Evet. Anne feci durumda. Ve ya böyle bir şey yok. Gece diyelim ki 10'da yatıldıysa, tuvaletin kenarındaki odada abi yatıyor yanında, ya baba ya anne. Tuvalete gidemiyor bu çocuk. Sabaha kadar tuvaletin tutmak zorunda. Bu hikayeler var. Ve bu ailenin babası asgari ücret çalışıyor. Bu ev kira. Ya böyle bir şey yok. Şimdi bu İstanbul'da. Ankara'da var. Başka şehirlerde var. Ben şimdi tek tek ev geziyorum. Mesela gene bir ev. Harika bir kız. 14 yaşında sarıldı bana, anneanne kokuyorsun dedi. Öbür çocuk da anneanne kokuyorsun dedi. Dedim ki ya kızım, ismini vermeyeceğim burada. Benden bir şey istesen, anneanne dedin ya, bir şey iste benden. Şimdi bunu hani telefon soran dayılar var ya, onlar duysun. Dedi ki ya Meral teyze, ben hiç tatil yapmadım. Arkadaşlar konuşuyor, bunlar okula gidiyor. Arkadaşlar konuşuyor, tatil nasıl bir şey? Şimdi diyecektir o dayılar, önce buzdolabını doldursun. Ama ya 14 yaşında bir yani, kız çocuğu. Çocuk yani. Ve arkadaşlarının konuştuğu, o bilgiye ulaşmanın kolaylığı, o reklamların ağırlığı. Şimdi böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız.
O kadar açılmış ki sistem. Ve bütün bunlar yani şeyde yaşanıyor işte. Diğer tarafta dediğiniz gibi o kadar açılmış ki tavanda biz günlerdir ne konuşuyoruz? İşte Cumhurbaşkanı danışmanlarının rüşvet iddiaları, milletvekillerinin karıştığı işte skandallar, yolsuzluk skandalları, paralar, ha işte milyon dolarlar, onlar bunlar yani yukarıda da öyle bir şey var. Yani öyle rakamlar var. Bu artık siyasi olmanın dışında yani mesela İnsani olarak yani nasıl bu sistem sürdürülebiliyor acaba? Yani işin yargı bakın, boyutu var, suç duyurusunda artık bulunur sürdürülmeyecek. Falan ama. Artık sürdürülmeyecek. Vatandaş bunun farkında. Bu ülkede en fazla yer gezen benim. Yani herkes dahil. Liderlerden falan bahsetmiyorum. Tüm siyasetten bahsediyorum. En fazla gezen benim. En fazla insanlarla yan yana gelen benim. Ve bunu yapma nedenim de seçmen şuculuk buculuk üzerinden, yani Eylül Festivali gibi bize yapılan gibi şuculuk buculuk üzerinden kutuplaştırıldı, birbiriyle dövüştürülüyor. Bu arada birileri 5 maaş, birileri 10 maaş, birileri 15 maaş alıyor. O yetmiyor, 180 milyon dolarlar, efendim şu kadar paralar, 70 milyon TL'ler uçuşuyor kardeşim. Şimdi böyle bir durumda, yani ekmek bulamazsan pasta ye modelindeyiz. Yani o dönemin, ben bir tarihçi olarak söylüyorum, o dönemdeyiz. Zaten saray bir paralel evrendir, yıllardır bunu söylüyoruz. Bu yaşandı. Şimdi vatandaş bunun farkında. Vatandaş bakın çeşitli nedenlerle çekiniyordur, konuşamıyordur falan filan. Onu da suçlamıyorum. Siyasetçi konuşacak. Siyasetçi vatandaşının karşısında, yanında, yöresinde olacak. Ben vatandaştan öyle bir talebim yok. Sadece milletimiz gidecek, oyunu kullanacak. Göreceksiniz neler oluyor. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Yani o insanların görevi değil bağırması, çağırması. Vatandaşın görevi değil, siyasetçinin görevi. Ama vatandaş artık veli nimet olduğunu, seçmenin veli nimet olduğunu, olmadığı takdirde nasıl çırak çıktığını anladı. Ha bu konuda benim de yani bir toz zerresi kadar katkım olduğuna inanıyorum. Kendi aralarında dövüşmeyi bıraktı seçmen. Yukarıda daha önce yani işte Cumhurbaşkanlığı çevresinde bütün bu iddialar belgeli de aslında şeye kadar ta Deniz Fener'ine kadar işte belediye başkanlarının AKP'li görevden almasına peyderpey hep gözümüzün önünde birçok şey oldu aslında birçok olay oldu. Görmezden geliniyordu hatta bazıları sahipleniyordu. İlk defa görevden alma yani yargıya taşımak gerçek manada evet. Olmasa da var. Bu neyin göstergesi? Yani bu panikleme? Bu şöyle elbette panik, elbette seçmenin artık koptuğunun göstergesi. Hı. Şimdi seçmen çok ağır travmaların üzerinden 2002'de Sayın Erdoğan ve arkadaşını iş başına getirdi. 1-28 Şubat yaşandı. Hı. Öyle veya böyle pek çok insan acı çekti. Ben yani şahit olduğum için söylüyorum. İnsanlar tercih, yani hayat tarzlarından, tercih ettikleri hayattan dolayı yani en basitiyle aşağılandılar. Başka şeylerle yaşanıldı falan. Ama sonraki dönemde, şimdi bu Türkiye'deki sürekli bir rövanş meselesi oluyor. O bitti. Bu sefer başka şeyler geldi. Bu sefer bu arkadaşlar iş başına geldi. Bu arkadaşların iş başına gelişiyle beraber zaten Kemal Derviş döneminden kaynaklanan iyileşmeler başladı. Kemer sıkmalar. Hepimiz sıktık kemerleri. Hele garibanlar daha fazla kemer sıktı. Kemal Derviş'in de en büyük özelliği o oldu. Sonuç itibariyle gelindi ve bu arkadaşların iş başına geldiğinde iyileşmeye yönelik bir atmosfer oluşmuştu. Şimdi demin söyledim. Yani bundan 5 sene evvel 2500 TL lira alan bir asgari ücretlinin yani ortalama civarda bir hayat yaşaması mümkünken bugün kira veren 5500 lira alan tek bir asgari ücretli bir kişinin evini geçindirmesi kiraysa mümkün değil. Şimdi böyle bir durum var. Hem de ilk defa biz de tabii gayret ediyoruz bunun görülmesine. Şuculuk buculuk üzerinden vatandaş dedi ki ya ben birbirimizle itiş kakış olurken bakın yukarıda neler gidiyormuş. Şimdi eskisi gibi geçinme yani o günün o iyileşmenin getirdiği, o günlerin getirdiği alan bitti, deniz bitti. Çok acı çekiliyor. Çocuğun orada aslında 3,5 yaşındaki çocuğun astım hastası olmuş sırf küften. İyi bir eve geçemiyorsun, ödeyemiyorsun.
Parasını ödeyemiyorsun. Ya ben yani çek yatın dışında hiçbir eşyası olmayan evler gördüm. Böyle bir şey yok. Onu da birileri vermiş. Satmışlar. Yani daha evvel varmış. Birer birer satılmış. Buzdolabı satıyor ya insanlar. Başkasının eskisini, daha da eskisini koymuşlar. Böyle yamuk buzdolapları var. Bunu bakın, egzajere etmiyorum, çarpıtmıyorum. Götürürüm sizi yanımda. Ondan sonra iki gün kendinize gelemezsiniz. Böyle bir sistem bu. Şimdi gençlerle 1,5 yıl çalıştım. Kimseye kamuoyuna duyurmadan, Zoom üzerinden. Şimdi o gençleri kendileri talep ettiler. Şimdi kamuoyuna açık çalışmalar yapıyoruz onlarla beraber. Ama her çocuk cümlesine başlarken ben şimdi mahkemeye verilmeyeyim ama diyerek başlıyor. Ya 20 yaşındaki bir genç bunu düşünmez. 20 yaşındaki bir genç deli dumruldur. 20 yaşındaki bir gencin heyecanı, hatası, kusuru ferah ferah olur. Ya bizim oldu. Kimse bizim aklımızdan geçmedi ya. O yani en kötü zamanlardan bahsediyorum. Evet. Ya olayların olduğu dönemlerden bahsediyorum. Cümle kurarken vah vah bizi mahkemeye vermesinler diye. Yazıktır, günahtır. Şimdi bir tarafta orada bir boğaz sıkması var. Bir tarafta başka bir şey var. Yani yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat dönemi bu. Samimi söylüyorum. Ve bunu gençlerden duyuyorum ben. Onun için getirdik. Onun için de bu seçmen yaşlısı, genci bakın Atta'ya gönderecek bu arkadaşları. Hiç merak etmeyin, az kaldı. Bu yani artık dünyadaki şey de mesela dünyada da kriz var. Dünyanın bir krizin yani işte oransal olarak çok farklı ama bir krizin olması benim çocuğumun aç uyuduğu ya da bu kış işte üşüyeceği, ısınmayacağı gerçeğini değiştirmiyor aynen ki. Yani öyle. Bununla bu tolere edilir mi? Aynen öyle. Yani dünyadaki beceriksiz, diyelim ki dünyadaki adamlar, kadınlar beceriksizmiş, yöneticilerinden bahsediyorum. Sen niye beceriksiz olacaksın? Yani şimdi bakın bu ülke Kurtuluş Savaşı verirken bile yani birçok şeye gayret etti. Bu ülke daha Cumhuriyet kurulmadan yani bazı görüşmeler devam ederken İktisat Kongresi'ni yaptı. Evet. Yani bütün bunlara baktığınız zaman o vizyonla bugünküne baktığınız zaman bozdur bozdur hani harca durumundalar. Siz diyorsunuz ki bu sefer yani bizim öngördüğümüz işte ekonomik toparlanma programında işte Kemal Derviş evet. dediniz ya garibanlar evet. kemer sıktı. Evet. Bu sefer garibanlar kemer sıkmayacak. Hayır. Şimdi Bilge Yılmaz'ın bizim ekonomi politikaları başkanımızın yakın zamanda yaptığı bir sunum var. Vardı, evet. Ekonomiye dair yani biz bu ekonomiyi nasıl düzelteceğiz diye. Yaptığımız o kamuoyuyla paylaştığımız konuda bu sefer rantiyeciler, imar rantiyecileri, tam, başka rantiyece kemerleri sıkacak. Tam burada bir şey sormak istiyorum. Evet. Daha önce Kemal Bey'den tırnak içinde Beşli Çete diye anılan grubun bazı mensuplarına randevu istediği ortaya çıkmıştı. Sizden yani onlardan ya da başkalarından şu panik ailesi içinde olanlardan randevu talep eden, iletişim kurmaya çalışan var mı? Ya arkadaş ne hikmetse. Benden kimse böyle hiç kimsenin bir randevu talebi olmadığı gibi görüşme talebi de yok. Şimdi enteresan bir durum var. Doğru Yol Partisi'nde görev yaparken o dönemde hatırlayacaksınız işte Refah Yolu yıkıldıktan sonra 43 civarında Doğru Yol Partisi'ne milletvekili gitti. Gençsiniz ama Google'a girin bakın 43 milletvekili gitti. O zamanın Milliyet Gazetesi'nin bir manşeti var. Yani onlar o manşeti atmışlardı. Herkese teklif gitmiş. Herkes gitmedi. Ama teklif gitmeyen partide iki kişi var. Biri Hasan abi, Hasan ikinci, biri benim. Bana böyle teklifler gelmiyor kardeşim. Bilmiyorum nedendir. Yok yani. Böyle mesela daha evvel Sayın Bahçeli'nin bir başkanlık divanında, kendi başkanlık divanında biz daha partiyi kurmazdan evvel şöyle bir şey olmuştu, anlatımı olmuştu. Ben bunu televizyonlardan söylemiştim o zaman yani bir televizyon programında. İşte gene bu, hadi vermeyeyim ismini, bu dediğiniz çeteden birisine ben telefon açıyorum. Diyorum ki hemen 5 milyon dolar gönder. Baş üstüne diyor. Sonra bir arkadaşımızı gönderiyorum. Geliyor 5 milyon dolar. Ben bunu açıkladım. Sonra ilgili şahıs panik içerisinde. Yani böyle bir durum yoktur diye. Bana gelen yok bilmiyorum. Yani teklif de yok, talep de yok. Böyle bir şey yok.
Şimdi MHP Genel Merkezi deyince birkaç tane mesaj geldi. Gerçek bunlar şey değil, espri olsun diye değil. Cumhur İttifakı'na mensup milletvekillerinden ne zaman adaylığını açıklayacak diye soruyorlardı. Sormadı olmasın. Cumhurbaşkanı, ben mi? evet. Yok. Kendileri Cumhur İttifakı merak ediyor. Yok Cumhurbaşkanı yok adaylığını yok. ne Ben zaman açıklayacak aday diye. değilim. Ama dediğim gibi yani dolaşıyoruz sahada ve vatandaşlarımızı bu noktada aydınlatıyoruz. Yani ben de şey almışım elime, bugün reklam yapıyorum aracınızda, ekonomi istikrar ve kapsayıcı büyüme için eylem planımızı da şöyle gösterdikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bütün vasıflara katılarak, kendisi de aynı şeyi demişti. Seçilecek bir, mümkünse ilk turda seçilecek bir adayla gitmemiz gerektiğini ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Beklentiyi çok yükseltmek bir böyle Hayır, geriyor ikinci tura mu? da İşte kalınabilir. asla hayal Ona kırıklığı yaratmayacak hayır, işte bakın ben vesaire. hayal kırıklıkları falan bilemem de benim söylediğim şu. Dürüst, işte devlet kapsayıcı olacak, vatandaşını bölmeyecek, böyle sıfatlar, vasıflar saydı Kemal Bey. Biz hepimiz ona katılıyoruz. Aynı zamanda da kazanacak bir aday. Şimdi benim tecrübem de o. Yani tek adayla gidilmenin doğru olduğunu düşünüyorum. 2018 24 Haziran tecrübem bu. Yani sizi şimdi muhalif seçmen kabul ettiğime göre muhalif seçmen çok üzüldü o zaman. Hatırlayın. Evinizden çıkamadığınız her biri. Normal insanlardan bahsediyorum. Çünkü öyle bir atmosfer yaratıldı ki birinci turda gidiyoruz. Şimdi bu gerçekçi değil. Onu sordunuz biliyorum. Bu bir travma. Ama bu vasıflara uygun kazanabileceğine kanaat ettiğimiz bir adayla yani 13. Cumhurbaşkanı bizim adayımız. Siz seçmen veli nimet Evet. diyorsunuz yani böyle ifade etmezsiniz belki ama mesela şimdi size aday değilim demenize rağmen işte kadın aday yakışır, Cumhuriyet'in Yok. 100. yıl adı deniyor. Şey geçmiyor mu içinizden yani Yok. ben daha önce oldum o zaman neredesiniz Yok, yani? öyle geçmiyor da öyle geçmiyor. Sistem böyle. Yok, yo, sistem de yapmıyorum da şöyle bir şey. Ben gerçekçi bir insanım. Evet. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Bakın 6 kişiyiz biz o masada. 5 erkek, biri kadın. O topun dönüp dolaşıp ayağıma gelmesini bekleyebilirdim. Buradaki samimiyetimi anlatmaya Evet. çalışıyorum. Tek kadınım. Yani uzlaşılamadı. O top benim önüme gelebilirdi. Ama ben onu beklemeden samimiyetle şunu yapmaya çalıştım. Ben aday değilim dediğim zaman her birinizin zaman ilerledikçe bu kararımda samimi olduğumu anladığınız andan itibaren, buna emin olduğunuz andan itibaren, yani üç kağıt yapmadığımı anladığınız andan itibaren ne oluyor biliyor musunuz? Yani bu kadın bir şey söylüyor, kulak verelim oluyor. Bu da nedir? Demin saydığım şey. Tek aday gidilmesi doğrudur. Çünkü masanın altından tekmeliyor ikinci tura kalabilmek için insanlar birbirini. Bu doğru değil. Bir adayla gidilmeli, tek adayla gidilmeli. Hepimiz onun yanında. Yani gerçekten bütün gücümüzle çalışmalıyız İstanbul'da olduğu gibi. Ve yani Ankara birinci turda geçtiği için bir şey demiyorum ama İstanbul ikinci turunu hatırlayın. Birinci tur başka ama ikinci turu ne oldu? Bu millet yani iradesini el uzatıldığı zaman ne yapıyor? 805 bin fark attı. Dolayısıyla seçilecek bir, yani koyduk, kazanacak bir adayla, seçilecek, yanlış söyledim, kazanacak bir Kazanacak. adayla gitmeliyiz. Bitirmek üzereyiz ama yanlış bir gözlem mi bilmiyorum. Çok fazla hatırlatması yapıyorsunuz. Yani mesela özellikle İstanbul ve yine çok dile ve üsluba dikkat ederek alınmasındaki rolü İyi Parti'nin, işte Millet İttifakı'ndaki rolü. Bunun unutulduğuna dair bir şeyiniz mi Ha oluyor zaman zaman? Bir endişeniz şimdi mi oluyor şöyle, zaman ben zaman? İyi Partinin Ya da bir değersizleştirilme mi kurulmasıyla, yok, ona hissediyorsunuz? kimsenin haddi olamaz. Yapmaya çalışırlar ama o bizi, yani o manada değil. Ben şimdi bakın, İyi Parti kurulmamış olsaydı nasıl bir Türkiye ile bugün konuşuyor olacaktık? Nasıl bir Türkiye'yi konuşuyor olacaktık? Bir kere insanlarımızın vicdanına onu sormak isterim. Birincisi bu. Rekabet vardır. Rekabete saygım sonsuz. Ama birbirimize yani hakaret ederek, altılı masadan bahsetmiyorum. Evet, anladım. Biz Cumhur İttifakı'nın da kendi arasındaki iletişime dair ne benim ne arkadaşlarım bir saygısız sözü yok. Bir saygı duyuyoruz bakın. Bu saygı kavramı çok önemli. Şimdi
İyi Parti'nin en büyük özelliği akıl ve strateji uzmanı bir yapı oluşudur. Türkiye'nin umutsuzluğunu ortadan kaldırdık biz. İstanbul ve Ankara alınmamış olsa idi, bugün Cumhurbaşkanlığını alabiliriz'i konuşamazdık. Ayrı ayrı gireydik de anlamazdı. Çünkü o bir, bakın oydan bahsetmiyorum burada, sinerjiden bahsediyorum. Soru şu, İstanbul'da ve Ankara'da ayrı ayrı gireydik. Bizim oylarımızın da tamamı gene tek adaya gideydi. Olmazdı, diğerleri gelmezdi. Zaten mesela tek ayrı ayrı adaylarla gideydi, gidileydi. Mansur Bey buradan aday olur muydu? Yani CHP aday eder miydi o günün şartlarında? Bilmiyorum ben onu. Belki de olurdu. Ama o bütünlük muhteşem bir şey oldu. Şimdi İstanbul'da yani o heyecanı hatırlıyorum ben. Bu sadece oy demek değil. Yani o, yani acaba verir miyiz, versek olur mu denilen de kendine soran seçmeni de cesaretlendiren bir durum bu. 350 bin AK Parti seçmeni sandığa gitmedi birinci turda. 350 bin sandık sandık baktık. Aynı seçmen gitti. 248 bin de Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni diyebileceğimiz muhalefet seçmeni gitmedi. Yani umutsuzluğun getirdiği bir şey. Biz alamayız diye. Yani mesela şöyle kanaatler var. Mesela bir arkadaşın dediğini hatırlıyorum. Ay mümkün değiliz böyle. Mümkün değil Tayyip Bey vermez. Bir abidik gubidik yapar vermez. Yıkıldı işte. Yaptı abidik gubidik ne oldu? Seçmen bir tokat da götürdü. Onun için ben çok ümitliyim. Mansur Bey deyince, Mansur Bey'le birlikte üst üste yan yana birkaç aktiviteye katılmanız bir rahatsızlığa sebep oldu bir çevrede. Ekrem Bey'le de aranızın nasıl olduğu çok merak ediliyor. Abdülkadir Bey'in okurlarını bir aydınlatalım. Ben çünkü her ikisi yine 100 bin milyonuncu yazıyı okuduk. Şimdi Ekrem Bey yaşça bizden küçük bir değerli arkadaşımız. Ekrem Bey'in adaylığını da benim herhangi bir, tekrar söylüyorum, evet, en ufak bir dahlim yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun feraseti ama kendisine çalıştık. Şimdi bir şey daha oldu. Ekrem Bey, ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da milletvekili seçildim çok dönem. Böyle olunca İstanbul'u bilen bir insanım. O seçmeni kutuplaştırmadan bir yolculuk yapmasıyla ilgili bir ricam oldu kendisine. Bir tavsiyem oldu. Allah var uydu. Yani akılcı bir arkadaşımız. Şimdi Mansur Bey zaten şimdi yani bizim yıllardır tanıdığımız, sadece benim değil bütün arkadaşlarımızın tanıdığı, saygı duyduğumuz, yani bakın sevginin ötesinde bir şey, saygı duyduğumuz, güvendiğimiz bir arkadaşımız. Şimdi geçmişi de belli. Belediye başkanlığını biliyoruz, birlikte çalışmışız, aynı partide görev yapmışız. Böyle bir durum yani Mansur Bey açısından. Elbette ki her ikisi bir kere bizi hiç utandırmadı. Bakın Mansur Bey bizi, yani bu derece kendisine duyduğumuz saygı ve sempatiyi, sevgiyi, yani ortadan kalkacak, bizi zora sokacak, hiç partimizden bahsediyorum biz derken veya da Türk Milliyetçiliği açısından hiç şey yapmadı. Bizi zora sokacak bir eylem yapmadı, davranış olmadı. Şimdi Ekrem Bey de belediyecilik olarak bizi zora sokacak bir tavrın içinde değil. Hizmet etmeye gayret eden bir arkadaşımız. Şimdi dolayısıyla her ikisiyle ilişkilerim son derece saygı ve sevgiye bağlı bir şekilde devam ediyor. Bu hafta yanlış hatırlamıyorsam Ekrem Başkan'ın yaptığı bir açılışa katılacağım. Önümüzdeki hafta da Mansur Başkan'ın yaptığı bir açılışa katılacağım. Her ikisiyle de hakikaten bizi mahcup etmediler. Seçmenin karşısına zora sokmadılar. Sağ olsunlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Siz tarihçisiniz, öğretmensiniz. Bu kimliklerinizi de çok önemsiyorsunuz. Seçime giderken son soru olsun artık. İktidarın şapkadan çıkarabildiği tavşan Ege meselesi oldu. 18 yıldır işgal altındaki, evet, Ege Adaları meselesi. Hem tarihçi kimliğinizle de, yani işte biraz İsmail Kahraman'ın geçtiğimiz günlerdeki çıkışıyla da belki birleştirerek, çünkü tek kurşun atılmadı dedi ama Cumhurbaşkanı da İzmir'i hatırlatıyor Yunanistan'a. O zaman hangi caydırıcı unsurla? Ne diyorsunuz bu konuda? Fesli meczubun meczup talebeleri devam ediyor Türkiye'de. İsmail Kahraman şuuraltını ortaya çıkardı, onu yaşamaya devam etsin.
Fakat Sayın Erdoğan'ın söylediği cümle ilginç. 18 adanın, Ege Adası'nın işgal altında olduğu söylüyor. İtiraf ediyor ve kendisi Cumhurbaşkanı. Atarlandı, giderlendi. Bu 18 ada işgal, anahtar kelime işgal. İşgal altındaysa değerli Selcan kardeşim, o Cumhurbaşkanı atar gider yaparak, o kürsü kürsü konuş Yunanistan'a bağırıp çağırarak gezemez. Gereğini yapar, gereğini. Tekrar söyleyeyim, gereğini yapar. O Cumhurbaşkanı. Şimdi bunu bir kenara koyduktan sonra fesli meczubun, meczup talebeleri açısından Türkiye'nin bu arkadaşlar iş başına geldiğinden beri yaptıkları en önemli şey, verdikleri en büyük savaş, en önemli savaş Atatürk'le savaşmaktı. Cumhuriyet'le savaşmaktı. Savaş kelimesini bilerek kullanıyorum. Mücadeleydi. Şimdi Allah'ım ne büyüksün ya Rabbim. Sayın Erdoğan yani referansını oradan alıyor. Referansını oradan alıyor. Yani Allah'ım sen çok büyüksün. Ama bizler için Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk bizim için ülkemizin, yani devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu lideridir. Banisidir. Ve bu cumhuriyet ebed müddettir bizim açımızdan, bizim gibi Türk milliyetçileri açısından. Ve yani Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'nin dediği yeni kurucu lider çok yanlış bir şeydir. Eğer Sayın Erdoğan anayasa değiştirdiği için yeni kurucu liderse, o zaman anayasa değiştiren evrende kurucu liderdir. Bunları çok esefle karşıladığımı ifade etmek isterim. İnkılap tarihi hocası olarak Atatürk ve arkadaşları bu ülkeyi kurmuşlardır. Ve o irade Türk milliyetçiliği iradesidir. Senelerce bunu konuştuk ve ben İnkılap tarihi hocası olarak talebelerime böyle anlattım. Ve Sayın Erdoğan öyle bir vasfı yoktur. Yeni bir devlet istemiyoruz. Mevcut devletimizi hür, bağımsız hale getirmemiz yani lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle çok Türkiye'de vuran kıran parçalayan var. O yüzden çok o tonda olsun istemedim. Çok memnun oldum. Biz makulün peşinde koşuyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Son mesajınız varsa alalım. Çok teşekkür ediyorum bu davet için. Bizi izleyen ve bundan sonra YouTube kanalı olduğu için izleyecek olan her bir vatandaşımıza, her bir milletimizin her bir değerli ferdine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e. Bir başka yayında inşallah yine. İnşallah. Ankara'dan. Şimdi, yani burası iyiymiş. Sözü de alalım. Hayır, evet, güzel. Yani ben nasıl geleceğim, nasıl gideceğim diye öyle zaman zaman oluyordu. Şimdi burası iyiymiş. Söz